Harika hikaye, eski antlaşma. En güçlü adam Şimşon. Hakimler 13 ve 16. bölüm. Şimşon en güçlü adamdı. Tanrı onu güçlü yaptı. Şimşon bütün gücünü uzun saçlarından alıyordu. Şimşon bir aslan öldürecek kadar güçlüydü. Elleriyle bir aslan öldürdü. Şimşon Filistlilere karşı savaş bile kazandı. Filistliler Şimşon'u öldürmeye çalıştılar. Onlar İsrail halkına kötü davrandılar. Ama Şimşon onlardan daha güçlüydü. Şimşon, kendi istediğim şeyleri yapmak istiyorum dedi. Şimşon, Tanrı'ya itaat etmedi. O, anne ve babasına da itaat etmedi. Aynı zamanda kendisini üzen bir şey yaptı. Şimşon, Delila adında Filistli bir kadına aşık oldu. Filistliler Delila'ya geldiler. Delila'ya, Delila, sana çok para vereceğiz. Şimşon'u çok güçlü yapan nedir? Öğren, dediler. Delila, Şimşon'dan gece gündüz gerçeğin ne olduğunu söylemesini istedi. Onu güçlü yapanın ne olduğunu sordu. Şimşon dayanamadı ve "Benim gücüm uzun saçlarımdadır," dedi. Delila onun uzun saçını uyurken kesti ve Filistlileri çağırdı. Şimşon uyandı ama gücü bitmişti. O Tanrı'yı dinlemedi. Şimşon anne ve babasını da dinlemedi. Şimdi Şimşon güçsüzdü. Filistliler onu hapse attılar. Filistliler Şimşon'u kör ettiler. Onu çok çalıştırdılar ve ona güldüler. Ona kötü davrandılar. Şimşon tövbe etti. Saçları tövbe ettikten sonra uzamaya başladı. Bir gün Filistliler kendi tanrılarına tapınmak için tapınakta toplanmışlardı. Büyük eğlence yaptılar. Filistliler bu eğlenceye Şimşon'u da çağırdılar. Onunla dalga geçtiler. Şimşon, bağlı olduğun ipleri koparsana. Ha ha ha. Şimşon o sırada tekrar tövbe etti ve şöyle dua etti. Tanrım, son bir defa beni güçlü kıl. Tanrı Şimşon'u tekrar güçlü yaptı. Şimşon bütün gücüyle sütunları itti. Tapınak içindeki insanların üzerine yıkıldı.